Defkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yolsuzlukla ilgili yargılanan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu eski müdürü Gürcan Erdoğan ve şoförü Hüseyin İnce 18 ay hapse mahkum edildi. Belediyelerde örgütlü sendikalar Cumhuriyet Meclisi önünde belediyeler reformunda sadece belediyelerin birleştirilmesine karşı olduklarını yinelerken, meclis önünde sendikaların yanına giderek açıklama yapan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise 51'e 95'in, yani belediyeler yasasının teknik çalışmasına bugün başlanacağına vurgu yaptı. Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Biriminde partizanca yapılan görevlendirme sonucunda yaşanan personel eksikliğinin giderilmemesi nedeniyle yetkili sendikalar tarafından Perşembe günü başlatılan grevin bugün mesai bitimine kadar hükümet tarafından adım atılmaması halinde yarın da devam edeceği duyuruldu. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sertoğlu'nu hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın süreci bugün resmen başladı.